Hocam ne oldu o Silverlight? <laughs> Bu soruyu çok seviyorum ya. Bu soru e, sürekli geliyor. <laughs> sürekli geliyor dediğim yani böyle şey çabası içerisinde geliyor. Böyle hince hani ne oldu o Silverlight? Silverlight diyordu ne oldu? Kalmadı Silverlight falan diye öyle. Hani ben kahinim ya geleceği göreceğim. <laughs> Nitekim genelde iyi iş çıkartıyorum. O da ayrı konu da <laughs> hani öngörmekle ilgili. Ee, yani baktığınızda 10 e, yıllık cloud deneyimim olduğunu düşünürsek e, <laughs> yani Türkiye'de Azure satışta değilken e, Azure'la uğraşan bir adam olarak. Ha, tabii Türkiye'de Azure kullanan var mı onu bilmiyorum şu noktada. Hani e, çok fazla. E, ama e, şu <laughs> Neyse konuyu oradan buraya saptırayım da. Ne oldu o Silverlight? Ne oldu o Silverlight? Şimdi burada söyle, söylemeye çalışılan şey zaten şey. Hani bir kere kendi adıma ben söyleyeyim. Yani şeyi anlatayım. ne oldu o Silverlight? Arkadaş ben Silverlight'ı öğrendim. ben Silverlight'ı kullandım. Ben paramı kazandım. <laughs> Silverlight'ta öğrendiğim XAML hala işime yarıyor. Hala WPF'de var. WPF'de olmasa UWP'de var. A desktop Client kalmadı e, diyebilirsiniz. Tamam oradan gol yerim yani. XAML yani web'e geçmedi çünkü. E, ama hani orada öğrendiğim bir sürü şey hala bana konsept olarak işte atıyorum MVVM'den tutun. Dependency Property denilen e, arkadaşın çalışma yapısı Bunları öğrenmenin şöyle bir faydası da oluyor. Yarın öbür gün kendiniz bir kod yazdığınızda veya kendiniz bir yapı tasarladığınızda veya buna benzer bir yapıyla başka bir framework çıktığında bunların hepsi deneyim yani girme ihtimaliniz veya girerken daha kolay bir şekilde konuya giriş yapıyorsunuz. Bunların hiçbiri yokmuş gibi tabii davranılıyor. tabi birazcık da eğlenceli bir şekilde soruyorlar hani ne oldu Sillet anlatıyordun o kadar. Hani e, yok oldu. E, ne yapayım yani? Yani browserlarda plugin denilen şey yok oldu. Ya yani, ben, ben de genelde şey cevabını veriyorum ya. Flash da yok oldu. Yapacak bir şey yok. Yani, ama ki, hiç zannetmiyorum böyle flashçılara gidip o zaman Adobe flex ile uğraşanlara gidip ne oldu Flex falan denildiğini zannetmiyorum yani. E bir şey de var yani Sillet zamanı e, sanırım hani Türkiye'de tek e, ya, en çok veya bilinen tek demeyim de ee, en çok adı geçen bayraklı bendim yani ee, o yüzden çünkü e, yani Microsoft'un orada çok büyük hata yaptığını düşünüyorum bu arada hani şey anlamında değil yani pluginler evet gitti de hani isim olarak Silverlight ki .NET Core'un başlangıç noktasıdır aslında. Ciddi bir sürede aynı asambleyle devam etmiştir. Ama isim olarak da drop edilecek bir isim değildi. Böyle birkaç tane markayı içine ettiler yani. yani Zune bunlardan bir tanesi. Yani Windows Phone nedir arkadaş? Yani Zune diye çok güzel bir brandim vardı. Oradan devam edilebilirdi aslında. Ama bunlar uzun hikayeler yani. Silverlight de şu anda aslında Blazer dediğimiz arkadaşın adına Silverlight diyebilir lerdi Yani o taraftan devam edebilirdi. Hani o zamandan bu zamana Silverlight evrilerek bugünkü Blazer'a kadar gelebilirdi. İlla bir ürünün adının kalması için altındaki bütün architecture'ın her haltın aynı kalması gerekmiyor. şekil bir adat net framework. Yani nitekim architecture yani olarak framework az çok aynı şeyi yapıyor. Yani Silverlight'tan Blazor'a daha uzun bir mesafe vardı ama e, baktığınızda son kullanıcı gözüyle bakıldığında başarmaya çalıştığı şey gözüyle bakıldığında e, nitekim Blazor'ın line of business app muhabbetine gitmesi için daha epey yolu var ama ...Silverlight'in gitmeye çalıştığı yerlerden bir tanesi de oydu. Ee, neyse aslında şundan bahsetmek istiyorum. Yani bir teknolojiye yatırım yaptıktan sonra o teknolojinin yok olmuş olması... E, ...alışmamız gereken bir şey. Yani bu ben hiç garipsemiyordum örneğin. Yani ben şeyi garipsiyorum farkındaysanız. Hani o markayı niye yok ettin? E, çünkü güzel bir isimdi bence ben sadece ona üzülüyorum. Yoksa hani bugün ben şeye üzülmüyorum yani. Hani işte Web Forms niye gitti? Hani buna üzülmüyorum ki zaten bazı yorumlara göre Web Forms geri geliyor. <laughs> Şekil bira <abi> blazer <laughs> farklı şekillerde. Neyse, ya yani burada teknoloji değişecek ve tekerür edecek. Yani bunu özellikle uzun süre eee bir yazılımla uğraştığınızda zaten göreceksiniz. Tekerür edecek, az şeyler tekrar edecek. İşte e, soaptan swap'tan, e, REST'e geçeceksin. REST'in yanına Swagger diye bir şey koyacaksın. E, sonra e, RPC'ye Tuka derken sonra GRPC ile geleceksin. Vesaire vesaire. Yani... E, Tabii ki ufak nüanslar var aralarında. Bu söylediklerimin hiçbiri birbiriyle aynı değil ama bir noktada tarih tekerrür edecek veya ediyor en azından. Tarihte benim bulunduğum o ufacık parçada gördüğüm kadarıyla daha uzun süre sektörde bulunmuş olanlardan da duyduğum yorumlar zaten bu yönde hani benden daha uzun süre sektörde bulunanlar içinde O yüzden dert değil yani şey bakmak lazım burada şey denklemine de bakmamak lazım Hani öyle bir teknoloji öğreneyim ki birazcık oradan da geliyor Hani ne öğrenildim de bizi bir 10-15 sene götürsün yani böyle bir şey böyle bir beklenti içerisinde olmak bence zaten tembellik gerek yok böyle bir şeye bu denklemi tutturmaya çalışmak çok bilinmeyenli denklem. Bence tutturma şansınız yok. Yani bugün bir şey olur. Atıyorum örneğin ben VBG'ydim. Hani kimse bana çıkıp da ne oldu o VB demiyor. Ki ben, ki ben Türkiye'de çok fazla VB oturumu yapmışımdır. Ee, bu arada VB yok olmadı zaten. VB devam ediyor da. E, yani hani o tarafta aslında eskiden VB neydiyse C-Sharp'a göre şimdi de az çok aynı da. eee Örneğin bir dönem şey vardı. E, light Switch vardı. Ben çok onunla şey yapmadım. Aslında beni heyecanlandıran bir üründü. Fakat onda şeyi öngörebildim. Hani ya bu çok sanki çok güzel ama daha istediğim olgunluğa gelmedi. Çok toy duruyor e, dediğim için. Biraz da şeyle alakalı aslında. E, ben bir, bir şeyin, bir teknolojinin beni heyecanlandırması için gerçekten bir benim kullanmak istiyor olmam lazım. Beni heyecanlandırması lazım yani. Ondan sonra da ben, ben bir şeyler bildikten sonra da insanların da e, paylaşmak isteyeceğim. Yani kullanırlarsa onlar da çok sevecekler. Onların da hayatını çok kolaylaştıracak. Çok güzel şeyler yapabilecekler. Dediğim şeyleri anlatmaktan zevk alıyorum e, ve bunu da yapmaya devam edeceğim. Şeyin bir anlamı yok. Yani ben örneğin bir suçluluk duygusu hissetmiyorum böyle. Hani Türkiye'de Silverlight ile ERP yazan var yani. Ve belki de bilmiyorum. Yani görüştüğüm için ama benim yüzüme söylemediler. Belki de Silverlight ile ERP yazmalarının nedeni belki de benim. Ya yani ben çıktım anlattım vesaire. Onlar da güvendiler. Ki ben hiçbir zaman böyle bir güven vermedim tabii ki. veremem de zaten. Ama üçüncü sürümüne kadar gelmiş ve bir dönem çok ciddi yatırım yapıyordu yani Microsoft. Ama ya ben hani Microsoft'un CEO'su değilim sonuç itibariyle. Hani o şirket döndüğünde benim yapabileceğim bir şey yok. Yani bugün örneğin Azure diyoruz, bugün AWS diyoruz, bugün GCP diyoruz. Bir yandan da şimdi şey muhabbeti konuşuluyor. Yani regülasyonlar nedeniyle lokale geçmeye başlayan e, projeler. Yani neyin ne olacağı belli değil. Hani böyle bir nosyon yüklemek de çok anlamlı değil. E, ama buradan şeyi unutmamak lazım. Bu, bu kullandıklarımızdan bir şeyler alarak çıkıyoruz. E, ve bu bilgi birikim zaten bizim kariyerimiz boyunca o hani altyapıyı e, yaratıyor. Ve kazancımız aslında bu. Hani öyle bir şey öğrenip götüreyim pek olacak bir şey değil. Yani özetle e, bana o soruyu soran arkadaşlara cevabım. Hani ne oldu Silverlight sorusunu soranlara cevabım. Yani ben ona e, bir beni heyecanlandırdı. Birkaç yılımı harcadım ona. Bir şeyler öğrendim. Çok büyük zevk aldım. E, ve para da kazandım. Ve bitti. Ha yani bu şey de olabilirdi hani ki oldu başka bir örnek vereyim Windows Phone işte Windows Phone sıfır para kazandım. Hiç ne danışmanlığım oldu ne işim oldu hiçbir şey kazanmadım ben Windows Phone'dan ama Windows Phone ilgili eğitim de verdim ben Windows Phone ilgili yazı da yazdım. Çok da büyük zevk aldım ee, pişmanlık duymuyorum bugün geri gelse tekrar yaparım çünkü o sandbox'ı da çok seviyorum. O programming e, konseptinde konsept değil de işte e, o programming sandbox'ı ve o framework'ü de çok seviyorum ve bugün tekrar çıksa tekrar yazarım çünkü zevk alıyorum. Yani böyle hani uzun vadeli bilmem ne bir planım vesaire yok yani. Çünkü ben öyle planlar yapmam zaten. Yani çünkü o planların tutmama ihtimali ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. Öyle bir yolla gitmiyorum zaten. Benim için önemli olan zevk alıyor olmak. Ama Windows Phone'da dediğim gibi geriye döndüğü bir pişmanlık hissediyor muyum? Hayır. Örneğin Windows Phone gittikten sonra ya o dönemde örneğin akıllı olan eğer böyle bir stratejiyle gideceksen zaten git iOS öğren. Yani iOS cihazların kaç para olduğu belli. O parayı verip cihaz alan adamın uygulamaya daha fazla para vereceği belli. Öbür tarafta hani düşük, çok net bir zaten bugün bile var. iOS ile Android arasında belki bugün biraz daha az var. Android'de de çok ciddi pahalı telefonlar var ama o yıllarda çok net bir şekilde belliydi ki iOS satın alanların ekonomik durumu çok daha iyi Android cihaz satın alanlardan ve o zaman git abi iOS yani be ama ben böyle bir denklemle ilerleyen bir karakter olmadığım için ee, yani ben baktım A C sharp A Zemul A biliyorum A ne kadar tatlı ne kadar güzel şeyler oluyor. Hadi ya beraber oynayalım şununla. Bakın ne kadar güzel şeyler yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Bakın ben bunu yaptım. Buyurun bu yani. <laughs> Bundan farklı değil. O yüzden geriye baktığımda ben pişmanlık hissetmiyorum benim Windows o sonla ilgili. Çok güzel yıllardı. Keşke vazgeçmeseydi e, MS yani bastırmaya devam etseydi çok erken vazgeçtikleri yani o kadar para yatırdıktan sonra erken vazgeçtikleri göreceli. ya yani Hiç girmeselerdi de olabilirdi yani. Ama girdikten sonra erken vazgeçtiklerini düşündüğüm bir platform. Ama yapacak bir şey yok. Yani bugün elimizdeki araçlara da aynı şey olabilir. O nedenle bu videonun linkini de artık bundan sonra bana ne oldu Silverlight diyenlere yollayabileceğim. Onun için çektim. Görüşürüz.